Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbet kaynatmadan kolayca yapabileceğiniz çok hafif bir şerbetli tatlı. Lömbedek tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabına bir adet yumurtayı alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı hindistan cevizi ve bir adet portakalın kabuğunu rendeleyip ekleyelim. Portakal kabuğu yerine limon kabuğu da kullanabilirsiniz. Daha sonra biraz karıştıralım. Ve üzerine ununu azar azar eklememiz gerekli. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekleyip tekrardan karıştıralım. Daha sonra spatulayı içinden alıp unumuzu azar azar ilave ederek elimizle yoğuralım. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Sizler de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin çünkü yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra cevizden biraz daha küçük parçalar kopartarak yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Şeklini verirken çok büyük yapmayalım ki daha sonra piştiğinde de zaten büyüyecek. Daha sonra 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakalım. Tatlımız pişerken bu sırada şerbetini hazırlayalım. Derin bir kabın içerisine 2 su bardağı toz şekeri alalım ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip tel çırpıcı ile şeker eriyene kadar iyice karıştıralım. İsterseniz soğuk su da kullanabilirsiniz. Ama ben şekerin kolay erimesi için sıcak su kullandım. Ve şeker iyice eridikten sonra şerbetimizi Sıcak su kullandığımız için soğumaya bırakalım. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişen tatlıları fırından aldım. Gördüğünüz gibi altı da üstü de gayet güzel kızardı. Hemen sıcakken büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine aldım. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Şerbetini döktükten sonra tatlımız şerbetini kolay çekmesi için sıcak fırının içerisine alalım. Bu aşamada fırın kapalı olacak. Sadece fırının sıcaklığını kullanalım bu aşamada. 10 dakika kadar sıcak fırında tuttum. Daha sonra çıkartıp tatlıları ters çevirelim. Ve tekrardan ılık fırında 10 dakika kadar bekletelim. İsterseniz ılık fırında bekletmek yerine üzerini kapatarak da bekletebilirsiniz. Ve daha sonra şerbetini çeken tatlılarımız servis için hazır. Ben üzerine hindistan cevizi ile süsledim. Sizlerde dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Yumuşacık çok hafif harika bir tatlı oldu. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.